Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaptırılan 156 milyon lira tutarındaki 44 projenin tanıtım töreni yapıldı. Sayın Müftümüz, Sayın... Töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ile Malatya'nın yerel yöneticileri, milletvekilleri ve idare amirler katıldı. Kulucak belediye başkanlarımız da aramızda var. Maski Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen tanıtım töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, akıllı şehir kavramına değindi. Ayrıca Bakan Tüfekçi, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı. Malatya insanı hizmetin en güzeline layık. Ve Allah'a hamdolsun, kısa zamanda 3 yıl oldu. Baktığımız zaman emsallerine göre hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen Maski yapmış olduğu hizmetlerle gerçekten farkındalık oluşturuyor. Bugün burada 150 milyon TL tutarında yatırım tutarı olan 44 projenin açılışını yapacağız. Bunların büyük bir bölümü hemen hepsi de hayata geçti. Çünkü altyapı yatırımları aynı zamanda vatandaşa da bir miktar sıkıntı veren yatırımlar. Ama bunun göğüslenmesi lazım. Bunun hayata geçirilmesi lazım. Törende konuşan Malatya Valisi Ali Kaban ise dört dörtlük olan 44 projenin açılışı için buradayız ifadelerine yer verdi. 44 projenin açılışı için buradayız. Dört dörtlük olmuş. Tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah bu vesileyle bize susuzluk yaşatmasın. Suyu oluşturmanın, sudan İnsanları istifade ettirmenin ve suyu bir şekilde hizmete sunmanın da sınırları var. Hakikaten burada da güzel bir sunumda gördük. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bütün emeği geçenlere buradan teşekkürü, aynı zamanda bu şehirde yaşayan bir birey olarak bir borç biliyorum. Hepsinin eline, yüreğine sağlık. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de Malatya'nın büyük şehir olması ile kurulan Maski Genel Müdürlüğü'nün vatandaşların en müstarip olduğu konuların çözümleyicisi olduğunu söyledi. Maski denince Malatya büyük şehir olduktan sonra insanlarımızın, muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın, analarımızın, bacılarımızın en muzdarip olmuş oldukları konularda sık sık bize ulaşırken bu sorunu çözecek olan mercinin de Maski olması, yanılmıyorsam 3. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu süre içerisinde devasa işler yaptıklarını görüyoruz. Belki riskli işlere giriyorlar. Yolları kazırken çok süratli bir şekilde onu vatandaşımıza daha az bir maliyetle toza toprağa büründürmeden halletmeye çalışan ekiplerimiz olmasına rağmen, ama yine de yaz günü çalışıyorlar, kış günü çalışıyorlar. Kışın çamurda, yazın tozdan dumandan dolayı rahatsızlıklar oluyor muhakkak. Ama özellikle Maski'nin şu anda açılışlarını yapmış olduğumuz bu tesislerin, yanılmıyorsam 2 yıl önce 2015'in Nisan aylarındaydı. Yine Fahri Kahyan bölgesinde bizi de çağırmışlardı, gittik. O gün 17 milyon liralık bir yatırımla ilk kazmayı vurmuşlardı. Ve bugün o 17 milyonluk temelini atmış olduğumuz yatırımların 156 milyona kadar erişmesi de işte bugüne kadar yapılan hizmetlerin bir göstergesi. Törende söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Malatya'ya yaptıkları her hizmeti planladıklarını ve öncelikle altyapı çalışmalarını projelendirdiklerini söyledi. Gerçekten su çok önemli, suyun yönetimi çok önemli, dünya için önemli, bölgemiz için önemli, Malatya'mız için önemli. Dolayısıyla biz suyu nasıl kullanacağımızı, uzun vadeli suyun nasıl yönetileceğinin planlamasını yapıyoruz. Biraz önce genel müdürümüz de ifade ettiler. Malatya'nın 2071 yılını hedef alan su planlamalarını yapıyoruz. Su master planlarının ihalelerini yapacağız. İhale aşamasına geldi. Dolayısıyla bilinçli bir su yönetimi var. Tabii bu sene ilimizde gerçekten ciddi bir kuraklık var. Aslında 2 yıldır devam eden, ondan öncesinde de yine yaşamış olduğumuz 2007-2008'de ciddi kuraklıklar yaşandı. Dolayısıyla bu sene de çok önemli bir kuraklık yaşıyoruz. Ama Maski'nin merkezde özellikle başlatmış olduğu bir çalışmamız var. Bu demao çalışmaları, yani suyun
kontrolü, denetimi yönetilebilir, izlenebilir bir hale getirilmesi çalışmasında. Tabii bu proje çok ciddi bir proje. Bu projenin bütün detaylarıyla ortaya konuldu. Bölge bölge demo ihalelerini yapıyoruz. Toplamda 400 milyonluk bir yatırımın şu anda belki %20'lerini tamamlamış durumdayız. Ama şu anda belki 30 mahalleyi içerisine alan bir çalışma neticesine bile baktığımız zaman şu anki mevcut suyumuz geçen yıldan yaklaşık 600 litre daha az saniyede. Ama buna rağmen biz geçen yıl bu mevsim merkezde çok ciddi su sorunları yaşıyorduk. Geçen yıldan 600 litre suyumuzun düşük olmasına rağmen merkezde şu anda bir su sorunumuz yok. MASKİ Genel Müdürü Doktor Özgür Özdemir de 3 yılda kurumsallaşmasını tamamlamış bir kurum olarak yaptıkları her yatırımda Malatya'nın altyapısını sağlamlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kuruluşumuzun 3. yılında 44 projeyi bitirerek yaklaşık 156 milyonluk çalışmayı bitirdik ve hayata geçirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz, haklı gururunu yaşıyoruz. Bu 156 milyon değerindeki işimizde 110 mahallemizde altyapı çalışmalarını tamamladık. 550 kilometresi içme suyu, 350'si kanalizasyon ve yaklaşık 110 kilometresi ilçe belediyeleri yapmış olduğumuz protokol sonucu yağmur suyu olmak üzere yaklaşık 1000 kilometre hattı faaliyete geçirdik. Bu kapsamda ilçe yatırımlarımız hızlıca devam ediyor. Doğanyalı ve Kötürge'yi tamamladık. Akçadağ, Hekiman, Doğanşehir bu yılın içinde bitmiş olacak. Arguvan ve Yazıhan'a bu sene içerisinde başladık ve Arapgiri'de 11 Eylül'de inşallah ihale edeceğiz. Hak yolunda halka hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde hizmetlerimiz artarak devam edecektir inşallah.